Aa, ne hallara getirmişler yatağımızı, yorganımızı be. Şuna bak şuna, delik deşik olmuş her yer ya. Ay katliam mı çıktı acaba? E kan izi falan da yok. Vallahi burada ne olmuşsa olmuş Kamilacığım ama şanslıyız ki biz yokken olmuş. Bu nasıl şans be? Tam Adana'dan giderken hop yeniden başladığımız yere döndük. Ben istemiyorum böyle şansı ya. Deme öyle hayatım ya. Kamil. Hı. Acaba bu durum kolpacı karıların başının altından çıkmış olmasın? Nasıl yani? Korkut Bey'i kadınlar mı hasta ettiriyorsun? Evet. Ama yalandan. Kalender ağamı eve döndürmek için bu kadınlar oyunlarına alet etmiş olabilirler o yaşlı adamı. Amma yaptı ya, ne alakası var? Görmedin mi? Adamın etrafında doktorlar dört dönüyor. Yani öyle bir numara olsa oradan anlardık en azından. Ne biliyoruz gerçek doktor olduklarını be? Boyunlarında diploma mı asılı? Yok yok, sen araştır araştır bunları. Ya Kamilacığım, rica edeceğim, paranoyaklaşma ya lütfen. Ben mi paranoyam ya? Paranoyak sensin. Ben paranoyak falan değilim. Allah Allah. Bu karılardan da her şey beklenir ayrıca. Of. Oflama. Hele bana hiç oflama. Oflayacaksan bizinize verdiğimiz paraları ofla. Allah Allah. Yanarım da vallahi billahi o paralara yanarım ha. Of. Mamacita, papitom, girebilir miyiz diyecektim ama. Gelin kızım, gelin gelin. Kapıdan gelin ama. Böyle pencereyi boş kurdun, oradan girme. Heh. Allah. Bala, gel yavrum gel. Bak ne hallara sokmuşlar bizim odamızı. Biz gider gitmez nasıl nefret ediyorlar ki? Böyle darma duman etmişler hemen odamızı. Çocuklar siz annenize bakmayın. Ya ne olmuş ama burada ya? Bir bilginiz var mı? Haberiniz var mı? Evet var babacığım. Yani Şirin'in dediğine göre annem cinnet geçirmiş. Öyle. O hep cinnetli be. Yok anne öyle bir şey değil. Yani bu sefer gerçekten cinnet geçirmiş. Ya hatta Ayşe ana ve Mühteber anayı pompalı tüfekle ta buraya kadar kovalamış. Ne diyorsun? Ne olmuş? Vurulmamış mı beceriksiz be? Hani kan falan yok ya. Kamila. Tövbe anne ya. Vuramamış, çünkü kurşunu bitmiş. Neden bana haber etmediler ya? Ben buraya cephane yiyerdim ama bana haber etseler böyle şeyleri be. Ya Kamila Allah aşkına ne biçim laf bunlar ya? Allah Allah. Hayır iyi ki cephanesi bitmiş. Maazallah tersini düşünsene. Ben ne düşüneceğim be? Belediye düşünsün o karıları. Kuduruk karıları hem de. Mamacita, papitum. Aslında ben sizden bir şey rica etmeye gelmiştim. Söyle kızım, söyle hadi. Bu gece beraber yatsak olur mu? Aa, valla. Kız sen çocukken de böyle yapardın biliyor musun? Anneyle babanın yanına gelip beraber yatalım derdin. O zaman kucağında oyuncak bir ayı vardı. Şimdi de keçi çobanı. Ya anne, ciddi bir şeyden bahsediyorum. Lütfen beni dinler misin? Tamam, dinliyorum be. Haydi. Tamam. Üzerimize daha fazla intrika atmasınlar diye bu gece birlikte kalmak istedim. İki saniye araya girmek istiyorum. Hayatım, intrika atılmaz. İftira atılır. Sen iftira demek istedin herhalde. Ay aman iftira işte neyse ne. Zaten Korkut dedemle Kalender babamın hatırı olmasa bir dakika bile fazla duramam bu evde ama... böyle bir günde onları yalnız bırakamam. Lütfen ne olur siz de beni yalnız bırakmayın. Bala, gel benim saftirik kızım. Gel bakayım yanımıza. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım yavrum? Kamilla. Evet anne ya. Tamam be. Gel haydi, sen de gel be haydi. Dur be! Neden benim yanıma geliyorsun? Benden öte dur. Ben şuralara sarıl, bana sarılma. Sarıl sarıl, bana sarıl sen anneye sarıl.